İki. Sosyal medyanın ve ekranların ünlü çiftlerinin tatil tercihlerine bakalım. Bakalım nerelerde, hangi beldelerde tatil yapıyorlar. Buyurun. Ünlü isimlerin tatillerinden görüntüler. Kim, nerede, nasıl tatil yapıyor? Yaz aylarının yavaş yavaş sonuna doğru gelinirken ünlü çiftler tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Bakalım hangi çift tatillerine nerede devam ediyor? Dilan Çiçek Deniz, Rafael Cemo Çetin aşkı. Sevgililiklerini ilan ettikleri günden itibaren ünlü çifti sık sık aşk tatillerinde gördük. İstanbul'a döndüklerinde de ayrılmayan çift tatil sorusuna bakın hangi cevabı vermişti. Olur tekrardan bir tatil. Çok sağ olun. Dilan Çiçek Deniz bir tatil daha olur açıklamasını yapmıştı ancak birçok kez genç sevgililer tatilin tadını çıkartmıştı ve hala çıkartıyor. Genç sevgililer son tatillerindeki anları takipçileriyle paylaştı. Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in dünya turu. Gözde çift bu sene o kadar fazla tatile çıktı ki dünyanın çevresinde bir tam turdan fazla tur attılar. Ünlü çift bu sene Mauritius, Atina, Japonya, Muğla, Cannes, İsveç, Yunanistan, Londra ve Mykonos'ta tatil yapmıştı. Ünlü çift tekrar Yunanistan'a gitti. Bu sene daha önce iki farklı zamanda tatil için Yunanistan'ı tercih eden Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti yine yeniden Yunanistan'ı tercih etti. Anlaşılan ünlü çift magazin gündeminde olmayı ve konuşulmayı seviyor. Her gittikleri tatillerden birçok fotoğraf paylaşıyorlar. Hakan Sabancı soluğu stadyumda aldı. Hande Erçel'in pahalı tarzı dikkat çekti. Güzel oyuncu Hande Erçel'in üzerinde bulunan leopar desenli pareosu 21 bin lira, mayosu ise 11 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Hande Erçel'le tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen Hakan Sabancı, gelir gelmez Beşiktaş'ın kendi evinde oynayacağı Antalya Spor maçı için tribünde yerini aldı. Mutlu bir tatilin ardından Hakan Sabancı, Beşiktaş'ın 3-2'lik galibiyetiyle stadyumdan da mutlu ayrıldı. Birce Akalay Hakan Kurtaş'la tatilde. 2024 senesinin başlarında başlayan oyuncu Birce Akalay'la Hakan Kurtaş aşkı tam gaz devam ediyor. Daha önce Bodrum'da tatil yapan çift yeni bir tatile çıktı ve Birce Akalay Hakan Kurtaş'la çıktığı tatilden mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Erçel ve Hakan Sabancı bu kez de Yunanistan'da tatildeler. Zaten hayatları boyunca hep tatildelerdi. Yine şaşırtıcı bir manzara değil. Eskiden yüzü sirke satardı kameraları görünce Hakan Sabancı'nın. Alıştı şimdi. Şimdi eline telefonu alıyor. Fotoğrafçılığını yapıyor Hande Erçel'in. Evet. Ya ben şuna inanıyorum. Bu son Yunanistan, bu arada sen Yunanistan'a gittiler demişti. Ben hayır demiştim. Sen haklı çıktın. Yunanistan, son Yunanistan seyahatinde giderken yanlarında %1500 fotoğrafçı götürdüler. %1500 çok profesyonel çekimler. %1500 altına imza atarıp ve bilerek de buraya gittiler, Mora Adası'na. O mekanları biliyordu zaten Hakan. Daha evvelden Hakan gittiği yerleri de götürüyor. Hande zaten bir röportajında söylemişti. Çok iyi planlama yapıyor. Çok iyi seyahat organizasyonu yapıyor. Bana hep sürprizler yaşatıyor seyahatlerde diye. Senin için hayatım, sevgilim, en güzel fotoğrafları çekilecek, senin en güzel fotoğrafların çekileceği bir yere götüreceğim seni diye. Halbuki Hakan bir Sicilya'ya gitse, Kleopatra'nın güneşin batışını seyrettiği o yerleri bir görse, bir daha hiçbir yere gitmez. Hep Sicilya'ya götürür onu. Ama maalesef işte Türkiye'nin kıymetini bilmiyoruz. Habire Yunanistan. Habire Yunanistan. Sicilya'da onların o çok sevdiği elektronik kafada partiler yok ki, gitmezler. Doğru söyledi. Yine doğru söyledi. Gitmezler oralara. Doğru söyledi. Bir de tabii şimdi bu yaz birçok insan da Yunanistan'a gitmeyi tercih etti. Tatillerini hep bu yönde. Yani benim bütün tanıdığım, işte etrafımdan duyduğum herkes bir Yunanistan'da bugün. Daha ekonomik diyorlar orası için. Ekonomisi evet, yani bir, tabii ki işin ucunda ekonomi, para tabii geliyor. Onun haricinde de Hakan Sabancı'nın böyle bir sıkıntısı yok ama. Valla Allah insana Hakan Sabancı gibi sevgili versin vallahi yani. Gerçekten bak. Her ekmek kadının, elden, su gölden. Ekmek elden, su gölden. Değil, her kadının sevdiği erkekle, birlikte olduğu sevgilisiyle olmak istediği hayat. Düşünsene. Cömert. Cömertliğini bilemem de. Mesela
tatil planlamaları çok güzel bir şeydir çiftler arasında. Yani birçok erkek mesela sevgilisiyle tatile çıkmak yerine erkek arkadaşıyla çıkmayı daha çok sever, ister. Yani ne çıkacağım şimdi sevgilim ne der. Veya 2-3 gün onu hani böyle gözünü boyamak için çıkar. Sonrasında başka programlar yapar. Ama Hakan Hande'siz asla tatile Hande gitmiyor. Hande ailesini de dahil ediyor ama bütün evet planlara ya, fark ettiniz ben mi? Ben şok. Aileyle iyice kaynaştırdı kendi evet. ailesiyle ama. Evet. Ama Hakan'ın ailesine giremiyor. Hiç yanaşamıyor. Beğen bile yapamıyor. Beğen yapması mı yasaklandı ya? Müstakbel kayınvalidesinin hiçbir paylaşımına beğen yok. Bence zamanını bekliyorlardır. He? Yani ben öyle düşünmüyorum sizin gibi. Nasıl yani? Ben onların evleneceklerini düşünüyorum. Ya evlensinler de bir kere. Çok iyi anlaşıyorlar ve çok yakışıyorlar birbirlerine. Bak Hande'ye de iyi gel. Ya şimdi nasıl söyleyeyim? Çiftler birbirlerinden sıkılmıyorsa tatil planları yaparlar. Yoksa tatil insana sevmediğin bir insansa, anlaşamadığın bir insansa zul gelir. Tabii canım. O tatil, ay bitmez. Bitmez. Allah'ım ya Rabbim batar. 24 saat berabersin düşünsene. Yani o yüzden de ben onların çok iyi anlaştıklarını düşünüyorum. Ve Hande çok güzel kız. Eğlendiklerini de düşünüyorum. Aurası da çok çekici. Evet. Hani Hakan'ın da başını döndürüyormuş yakın çevresinden aldığım haberlere göre. Hakan ilk başta böyle değilmiş. Ya Hakan ne kadınlar gördü ya. Şu anda bayağı tutulmuş Bilal abi, öyle böyle değil. Güzel ama kız yani. Hakan ne kadınlar gördü ya. Dünyanın her tarafında kadınlarla ama kızlarla arkadaşlık yaptı. Ama Hande'nin peşinde çok koştu. Koştu ama yani Hakan'ın. Koştu. Bilemiyorum yani. Yani onu kolay elde edemedi o kadar. Başka bir şey var bu işin içinde, ne olduğunu anlarız. Başka bir ne şey gibi? Var. Ya Hakan, ne olabilir? Hakan hiçbir kadına bu kadar takılmadı ki. Yani Allah Allah. Tabii canım, 2 sene oldu ya. Sevmiş olamaz mı kızı? Yani yine popüler kadınlarla oldu ama. Daha önce de ünlü kadınlarla oldu. Bir kere ya, ünlü kadın seviyor. Ama bu kadar uzun süreli ilişkisi olmadı hiç, ünlü biriyle. Hiç. Hani öyle görüştüler, bir görüştüler, gizli iki görüşmediler kaçamaklar falan filan. Ama bu kadar hani sahiplenip benimsediği ilk Hande'yi görüyoruz biz. Niye yani kimse Hande'yi benimsemiyor peki? Hande'yi hangi anlamda? Kim, yani ya ne bileyim, Hande her konuda eleştiriliyor, hep merak ediyorum mesela. Bir kere güzel, aurası da güzel ama Hande aşırı eleştiriliyor. Çünkü niye? İşinde, işine ağırlık vermiyor ve çok iyi bir oyuncu da değil. Olamadı yani. Evet, çok güzel bir kız. Çok güzel bir askı. Çok güzel bir model. Evet. Belki de. Samimi mi bulunmuyor acaba? Ya biraz öyle tabii. Konuşurken de zaten samimi. Çocuğun sesini çocuk sesi gibi inceltiyor falan. Başka bir şey söyleyeceğim. İlişkilerde hep terk eden Hande olmuştur, biliyor musunuz? Hep Hande Erçel. Kerem Bürsin'den de o ayrıldı tabii, değil tabii mi? Hep ilişkileri bitiren Hande Erçel olmuştur bugüne kadar erkeklerle ilişkilerde. Onu böyle bir fevri, bir aksi, kendisi de söyler zaten. Benim öyle bir yüzüm var, kimse görmesin. Hakan'a yapmıyor orayı bence o. Hakan'a yapmıyor. Yapamıyor. Hakan ki onu çok üzdüğünü de biliyoruz yani. Ne tabii, gibi? Biliyoruz. Nasıl üzüyor? Üzdü sana. Yani başka yerlere, başka kişilere gidip de Hakan, Hande'yi habersiz bıraktığı da oldu New York'ta. Anlatmıştık burada programda geçen sene. New York'a gitmişlerdi. İlişkilerin başında olur böyle şeyler ya. Başka birisine New York'ta ilgi gösteriyor, gidiyor, geliyor diyor. Hatta Hande Erçel'in güvenlik dedektif tuttuğu, ne? Onu takip ettirdiği. Tabii bunlar hep gelmişti. Burada söylemiştik ya. Ay sen Hande'ye bak sen. Ama onu da atlatmayı başardı. Dedektifler falan. Hakan'ın onu da atlatmayı başardı o New York seyahatinde. Ve Hande orada New York'ta harika bir otelden paylaşım yapıyordu. Vay terasından be. Hatırlayın. Hande'ye Hande'den akıl almamız lazım. Hakan'a dedektif bile işlemiyor ya. Onu Hande'den bile yöntem almamız lazım. Nasıl oluyormuş bu işler diye. Vallahi. Ama Hakan Sabancı Murat da Murat Dalkılıç takıldı. Da o ilişkileri vardı. Onunla da uzun süreli bir ilişkisi vardı. Ben bunları Kıbrıs'ta görmüştüm. Dalkılıç'ı o kadar Hande kötü bıraktı. Davranıyordu ki kıza. Hatta dedim ki ya bu kadar su gibi kız bunu niye çekiyor ya dedim. Ben sinirlendim ya kız gerçekten olan tavrına. Yani orada oturmuş oyunları arkadaşlarına. Kız orada ilgi bekliyor. Yanlarında yancı gibi kalmış böyle. Sen star bir kadınla berabersin. İkinci plana atmıştı kızı. Allah. Kız ondan sonra zaten bu kadar ilgiyi görünce varlıklı da bir adam hayır diyemedi. Evet. Murat Dalkılıç'tan Kerem Bürsin'e bir geçti. Geçiş tam o geçti. Geçiş. Murat Dalkılıç neye uğradığını şaşırdı. Ama Kerem Bürsin böyle sevdiğim, güzel seven bir erkek herhalde, evet. Değil mi? Değer veriyor herhalde. Öyle. Kerem Bürsin öyle ve Hande ona bence yanlış yaptı ya. Yani onu bırakmakla. Kerem Bürsin gibi bir erkek bilmiyorum ama yani çok değer veriyordu dediğin gibi. Vardır mı bildiği ya? Bazı kadınlar yaramaz çocukları severler. Aynen. Üzüleceklerini bile bile de onu. O ilişkiye başlarlar. Zaten uğraştıracak. Siz kadınları kimse anlayamamış değil mi? Ki. Tabii. Aksiyonlu ilişki. Aksiyonlu olacak tabii ne? Ki de. Aksiyonlu mu olacak?
Aksiyon demişken Yıldız Tilbe'nin sahnesine girelim o zaman. Hadi bakalım.